Yepyeni bir günden ve yepyeni bir vlogtan selamlar arkadaşlar. Ya yıldım vallahi yıldım. Nedir bu arkadaş? Her sabah aynı tantana kalk. Gözün kapalı git. Çayı demle. Geceden kalmış çayı at. Çünkü gece bu çay atılmaya üşenilmiş. Ve orada bütün gece beklemiş. Demliği sarartmış. Makine yeni mi eski mi? Hey, Suna Biltekin. Ne yapıyorsun sen ya? Daha bu makineyi yeni aldın. Kızıyorum kendime bazen. Üşengeçlik yapıyorum. Olmuyor böyle. Neyse, çayımızı demleyelim. Yapalım bakalım güzel bir çay. İçelim mis gibi sıcacık kış sabahında. Evet, demledik çayımızı. Sırada kahvaltı faslı ve Esila Biltekin'i uyandırmak var. Bir sabah da kalksam kahvaltım mis hazır olsa... Önceden yapılırdı böyle şeyler, tatlı sürprizler. Bak surata bak, sirke satıyor. Diyor ki yeter diyor. Hep ben mi hazırlayacağım diyor. Bıktım yıldım vallahi diyor bu surat. Hiç hoşuna gitmemiş. Kalkmak, kahvaltıyı kurmak falan. Neyse birkaç gün içinde Cihan'a bir kitleyeceğim bir sabah kahvaltıyı. Bunaldım vallahi artık. Okul, okul, okul. Yeter yahu. Bir 10-15 gün tatil yapsak yahu. Neyse. Hazırladık şimdi kahvaltıyı. Bu kadar yani gördüğünüz. Yeter, ne olacak? Gidelim şimdi Esile fıstığını uyandırmaya. Dramatik bir olay yani okul için uyandırmak. Ben üzülüyorum ya çocuklar sabahın kör vaktinde. Arkadaş 10'da başlasa şu dersler ne olur yani? 9'da kalksa bu çoluk çocuk ne olur yani, değil mi? Kalkıyoruz, yapacak bir şey yok. Güzel kızım, bebeğim, uyanma vakti. Seni çok seviyorum. Bu sabah çok zor uyandım ben, biliyor musun? Uyandım işte. Saçlarını düzeltecek miyiz bu sabah? Uyanmaya çalıştım ama güzel bir kahvaltı yapacağız beraber akşam dediğimiz gibi. Benim yavrum anasının dizinin dibinde illa 5 dakika sabahları bir keyif yapacak. Ya ben neden hiç kıyamıyorum bu çocuğa? Lütfen bana biri söyleyebilir mi? Yorulsun istemiyorum. Üzülsün istemiyorum. Hiçbir şey yapsın istemiyorum. Şekerle bakıyorsun ya. Masaj yapıyorum Esra'ya, görmüyor musun? Onu kendine getirmeye çalışıyorum şeker. Oo, mutfağa kimler teşrif etmiş? Esas adam Cihan Biltekin uyanmış. Çayını almış. Kahvaltıya oturmaya hazırlanıyor. Güzel. Ekmeğini de aldı. Oh mis. Güzel. Ben diyor oturayım diyor, çıkayım aradan diyor da bir tantana çıkmasın diyor. Bu kadın diyor sabahları diyor gergin oluyor. Hiç bulaşmamak lazım diyor. Bunlar var mı canım poşette? Yok yavrum. Bu? Ne bu? Cihan Biltekin kahve yapmış. Kahvemizi alalım ve bir balkona çıkalım, bir hava alalım bakalım. Bu ses ne, dün geceden beri çözemedim. Bak dinle. Rüzgar sesi. Sanki şehri kurtlar basmış. Ama daha önce de rüzgar oluyordu ama böyle bir ses gelmiyordu. Bak dinle. Kar mı atıştırıyor lan sanki? Yok ki. Yani değişik bir ses geliyor dışarıdan. Neyse ne, boş ver. Ya ben haftanın ilk günü, haftaya gerçekten başlayamıyorum. Yani gerçekten ben pazartesi sendromlu biriyim galiba. Yani artık ona karar verdim. Şöyle ki saat şu anda 10 mu 10 buçuk mu ne? Ve ben hala kendime gelmekte zorlanıyorum. Koltukta biraz uyudum, bir yarım saat böyle bir kendimden geçtim falan. Yok arkadaş, ne yapsam kendime gelemem.
Böyle 8.30'da uyansam çok tatlı olacak her şey. Yani güne böyle tam motivasyonlu, tam enerjili uykumu almış. 7.30 benim için yıllardır deniyorum hiç uygun bir saat değil. 7.30'a kalktığım günler bitikim. Bitikim yani şu anda da bitiyim. Kahvemi içeceğim ve kendime gelmeye çalışacağım yani. Bilmiyorum nasıl geleceğim. Sarsırım seni, sarsarım yani. Ne diyor bu? Kendine gel Sula. Kendine yapma gel. Yapma Cihan. Allah'ım hiç buna gücüm var mı benim şu anda? Bak omzumu acıttı. Neyse kahvemi içeyim de. Kendine ya, gel. Yapma. Öyle gelinmiyor. Kendine gel. Kurt sesleri devam ediyor. Kurt sesleri eşliğinde kahvemi içeyim şimdi. Şu anda bir deprem oldu. Biz otururken bir sallandık. Hemen içerideki avizelere bakmak istiyorum. Bir 5 saniye falan sürdü ama bir salladı yani. Evet, avize de sallandı. Evet, gördüğünüz gibi. Sallandık. Televizyonu açayım hemen bakayım ne oldu. 1, 2, 3, 4, 5 saniye falan sürdü. Aynen. Görüyorsunuz. Kimler hissetti depremi Tekirdağ Çorlu tarafında? Bir yazın bakalım yorumlara. Pazartesi günü bugün. Balkondaydık nasıl sallandık var ya tırstım ha bir anda. Bir anda Cihan'a baktım böyle. Cihan deprem oluyor. Sakin sakin. Bismillah bismillah hemen. Bir 5 saniye sürdü. Şimdi haberlere bakacağım bakalım. Doğru böyle bir gittik geldik yani. Bence fena vurdu. Yani 5-3 falan vardı çok rahat. Evet kesinlikle Marmara Denizi'nde falan oldu yüksek ihtimalle. Bir bakalım haberlere şimdi hemen döneceğim size. Bak nasıl salladı. Büyük depremler üretebilir. 5.1. Bir takım tarihsel dönem içerisinde Gemlik'te olmuş. Kocaeli tarafından. 53 tanıyorum. Yenice Gönen. Bayağı da burayı etkiledi ha. Manyas depremleri var. O iki deprem de 7'nin üzerinde. Endişelendik. Dolayısıyla onlar güney kollar üzerinde. İzleyeyim bakayım şimdi ben. Bütün tehlikeleri hep kuzeyde beklerken güneydeki kollar üzerinde de hatırı sayılı büyük depremlerin olma olasılığı. Esilan'ın yatağını topladık. Birazdan evi süpüreceğiz. Çorabın bir tanesi düşmüş. Bunu alayım. Birazdan ev temizliğine başlayacağız. Tepsimizi aldık. Mandalina tatlı. Bezimiz ve Esile'ye çorba alacağız. Okula gidiyoruz. Esilan'ın öğle yemeğini yedirmek için. Öğle yemeğini yesin. Ondan sonra eve döneceğiz. Hadi Cihan'cığım çıkalım. Aldın mı? Aldın mı? Harika. Bir tane ızgara aldı Cihan az önce internetten. Gelsin size de göstereceğim. Ay şunu tut kolum koptu. Daha sağlıklı beslenip birkaç kilo verebilmek için bu insanlar çabalıyor ama gram kilo veremiyor. Bir ızgara alalım dedik böyle ızgara tavuk, ızgara balık, ızgara köfte. Yanında sadece salata. Böyle biraz daha sağlıklı yapalım şu beslenmeyi de. Azıcık birkaç kilo verelim yahu. Azıcık kilo verelim yahu. Hadi gidelim. Çorbacıya geldik. Şimdi mercimek çorbamızı alacağız ve oradan koş okula gideceğiz. Koşmak bak, önemli. Tamam. Okey tamam. Koşmak önemli. Yetişmemiz lazım. 1-5 geçe çıkacak Esile. Yetişiriz zaten sıcak olur çorbası da. Ya böyle bir şey arıyoruz. Böyle mangal gibi, ızgara gibi. Azıcık kilo verelim ya. Abi kilo verelim ya. Hatırladınız mı? Ben bu reels'i değiştirdim. Artık mangalım geldiğinde böyle bir reels çekerim yani. Değil mi? Güzel olur. Abi göbek atalım ya. Abi kilo verelim ya. Değil mi? Tatlı olur. Cihan'ı bekliyorum.
Çorbamız geldi sıcacık ve okul yollarına. Hiç unutulur mu okul yolları Cem? Evet Esileciğimi okuldan aldık. Ve şu anda Esileciğim çorbasını içmeye başladı. Üstüme döküyorum diye bunu seriyorum. Herhalde yavrum üstüne dökülüp nasıl sonra okula gideceksin o şekilde. Esile'ye sordum depremi hissettiniz mi Esile diye. Yo diyor biz diyor koridordaydık diyor. Teneffüsteydik diyor. Deprem deprem hissetmedik diyor. Ondan sonra öğretmenler geldi. İyi misiniz çocuklar falan. İyiyiz demiş çocuklar da. Ondan sonra tamam devam diyor. Siz hissettiniz biz diyorum. Bayağı hissettik yani. Vallahi kız balkonda bir böyle bir gittik geldik yani sarsıldık. Tekrar olması bekleniyormuş falan diyorlar ama ben öyle saçma sapan söylentilere inanmıyorum. Bu arada neylere gelmiş? Android telefonlara kız. Bildirim gelmiş. Evet. Android telefonlara ayarlar bölümünden bunun deprem uyarı gibi bir şey çok varmış. Çok iyi değil mi? Çok iyi bizim. Bak, Android neden değil. Biliyor musun? 10 saniye önce gelmiş. Hı-hı. Atıverirsin kendini dışarı yani. Farkındasın ne olduğunu. Çünkü deprem olduğunu anlayana kadar zaten bir... Oluyor yani mu olmuyor 10 mu? 10 saniye geçiyor zaten. Kesinlikle. Onu bilirse aa evet deprem oluyor deyip atarsın kendine. Bence bunu bizim Apple'lar da en kısa zamanda iOS'lar yapar evet diye düşünüyorum. Vallahi ben takdir ettim. Çalışmış uygulama. Uyarı çekmişler. Daha fazlasını bile yaparlar. Kesinlikle. Yani 10 saniye önceden Androidçiler öğrenmiş. Biz güme gidiyorduk. Neyse. Şimdi Esileciğim çorbasını içsin. Ondan sonra ayrılacağız. Şu küçük patateslerden alacağım. Esta bunları çok seviyor. Bakayım. Yaralı bereli olmasın ya. Hı? Yaralı bereli olmasın. Bu güzel görünüyor. Güzel. Tamam, tatacağım çünkü de o yüzden. Tartacaksın mı, tatacaksın mı anlamadım. Tartacağım. Bu ne canım, egzotik ne bu? Havuç portakal diyor, meyve suyu. Güzelmiş ha. Nar diyor. İyiymiş, neyse hadi alalım onu. Neymiş böyle? Demir hindi. Hayatımda ilk defa görüyorum bunu. Yani gerçekten bununla yeni tanıştım. Hiç daha önce görmemiştim böyle bir şey. Sarımsak ezmesi. Vay be neler var lan, dünyadan haberim yok benim. Bu ne burada? Aa ben biberiye arıyordum bir ara bak, asıl bunu taze taze kaynatacaksın Cihan'cığım. Tamam kaynatalım. Saçımız için. Bizde nesi var? Tozu var. Tozu yok var. Kurutulmuş. Ne olacak ki, o da olmuyor mu yani? Bence bu daha faydalı. Evet tazesini kaynatıyorlar normalde. Bundan alalım. Al şunu al. Saç maskesi yapalım bunlar. Her gün sıkalım saçımızı tamam. Okey? Tamam. Hatta içine bir damla da biberiye yağı damlatalım. Olur. Konsantreden. Tamam. Hadi gidelim. Tartılıyor mu acaba? Tavuk alacağız şimdi, ondan tamam sonra gideceğiz. Yok be yavrum tartılmıyordur. Şimdi bir şey arıyordum. Bu mochi. Yani bunu Çin Chong restoranlarında satıyorlar. Tanesi 75-80 lira falan. Esin bundan daha önce yemiş ve çok beğenmiş. Burada da fiyatı 60 liraya gelmiş. Bir açar mısın lütfen? Bir denemesini isterim açıkçası. Bence denesin, eminim çok çok hoşuna gidecektir. Buzsuz olandan. Bence bunu sever yani, çikolatalı ve vanilyalı sever. Evet. Herhalde limonlu sevecek hali yok. Yok. Tamam bir tane de bundan aldık. Hadi gidelim. Azdı galiba. Bir tane bence al. Pardon ayran. Bilmiyorum. Yerleri silmek için bir yüzey temizleyici bakacağım. Şu Bingo Fresh beyaz sabunla en güzeli o oluyor. Bak evcil hayvan dostuymuş. Ha, asperex, portakal, limon çiçeği. Bu değil mi evcil hayvan dostu? Yok değilmiş. O değilse bundan o zaman. Tabii ki de evcil hayvan dostu alacağız. Evcil hayvanımız var çünkü. Hem onu bir deneyelim ya. Tozlanmayı geciktirir diyor. Tam bize göre. Cihan tam bize göre. Evet onu alalım. Bravo. Hadi alalım. Hem de fiyatı da iyiymiş yani. Bu 70 lira, bu 60 lira bence. E tabii ki 10 liranın şeyini yapmıyorum şimdi ama hayvanımız önemli. Geç kirlenmesi önemli. Bebek yok. Doğal olması önemli. Parlaklık önemli. Gidiyoruz. Var şu anda da bir tane arabaya mı alalım? Şimdi geçen gün tantanasını yapmıştım ya ben, ıslak mendil. Şu daha iyi değil mi? Antibakteriyel şu. Bu. Evet. Baksana şunun fiyatı 49 ya, arkadaş, lira. Arkadaş ayakkabı siliyorsun ya. Bunun fiyatı 49 lira. 49 lira. Değil. Pardon. Ölüyorum. 49 lira değil.
Ben de çekişecek diye hareketlere bakar mısın? Üçlüsünün fiyatı bu. Bu 24 lira. Tamam, ondan al. Ayakkabı siliyoruz. Evet tamam. Çok pahalı bir şey olmasına gerek yok. Tamam. Ay Allah yarabbim. Hangi rengi seversin? Cimri Cihan. Ne rengi ya? Dış rengi. Ne yapacağım onu? Üstüme mi giyeceğim? Hangi rengi seversin diyor. Allah Allah. Hadi gidiyoruz. Geçen gün burada indirimli saç kremleri vardı. Bakalım gene var mı? Varsa kapam. Yok. No. Evet arkadaşlar, eve geldik. Aldıklarımızı gösteriyorum. Ayran. Küçük sandviç ekmekleri aldım. Esile'ye okula giderken sabah koyarım diye. Bazı sabahlar kahvaltı yapmıyor ve aç gidiyor açıkçası. Orada da ben bir şey yerim. Yerim, yemiyor. Üzülüyorum. Zeytin. Yine şu meşhur peynir. 192 TL. Vay be. Ne günler be. 171 lira. Bunlar geçen sene böyle 47 lira falan da yani. Biberiyeyi taze aldık. Saç maskesi yapacağız. Bu. Mochi deneyeceğiz bunu. Labne. Tavuk sote yapacağım Esire'ye. Bunu göstermiştim zaten. Patatesimiz var. Ve bu. Burası 750 lira mı tutacak? Maşallah. 780 lira. 780 lira. Bu gördünüz. Şuncacık alışveriş, yazıklar olsun diyorum ve kapatıyorum şimdilik. Şimdi Esire için bu tavuğu kavuruyorum, sote yapıyorum yani. Bu şekilde biraz su ekledim. 15-20 dakikadır pişiyor. Biraz pul biber ve kekik ekledim. Suyunu çekene kadar pişecek. Burada da patates haşlıyorum. Böyle istedi küçük hanım menüyü. Patates haşlaması ve tavuk sote istedi. Sağlıklı beslenecekmiş. Birazdan okuldan gelir. Şimdi Esra'cığım okuldan geldi. Ben niye böyle bugün yıkık bir haldeyim? Bana biri söyleyebilir mi? Hava, gökyüzü olayları falan karışık. S pozisyonda. Ya işte bilmiyorum, boş ver sen şimdi onları. Yıkıkım, biteyim yani, ben size söyleyeyim. Ali, bu patates iyi pişti değil mi? Evet, bir saat pişirdim bunu yavrum. Şimdi Esra'cığım geldi. Yemek yiyeceğiz. Biltekinler için yemek vakti. Bir şeyler atıştırayım. Ondan sonra vallahi hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Öyle boş boş oturacağım yani, size söyleyeyim. Bilmiyorum. Yıkık, yıkız. Evet. Yattım ben. Yattım ben. Yatıyorum ben şu anda. Artık uyuyacağım. Bugün bitti. Kendinize çok iyi bakın. İyi bakın ama gerçekten iyi bakın. Hiçbir şeyde kafaya takmayın. Su akar, yolunu bulur. Allah'ınıza, Rabbinize sığının. Ben öyle yapıyorum. Çünkü en güzelini, en doğrusunu o biliyor ve bize çok güzel sunuyor her şeyi önümüze. Sunu. Efendim. Dip boyan gelmiş. Geldi, ne yapalım, boyayacağız. İyi geceler. Öptüm sizi. Bay bay.